Şanlıurfa'dan hac ibadetini yerine getirecek olan 322 kişi Topçu Meydanı'nda düzenlenen programın ardından dua, gözyaşı ve zılgıtlar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Allah'ım ismini anarak yola çıkıyoruz. Biz Allah'a tevekkül ettik. Kuvvet ve kudret sadece Allah'a mahsustur. Tekbirler ve zılgıtlar eşliğinde düzenlenen törende oldukça duygusal anlar yaşanırken ilk kafilenin gideceğini belirten Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık şunları söyledi. Bu meydanda bir nevi hacılarımıza şimdiden haccı nasıl olacağını, nasıl gerçekleşeceğini bir nevi göstermiş olduk. Bir tatbikat olmuş oldu. Ayakta durarak Allah'ın izniyle. Urfa'mızdan inşallah bu sene gördüğünüz gibi ilk kafilemiz gitmiş oluyor. Bundan sonra birkaç kafilemiz daha gidecek. Ondan sonra dağınık şekilde gidecek. Şimdiden hacılarımıza bu yolculukta hayırlı olsunlar diliyorum. Ve inşallah sağ salim gelmelerini nasip diliyorum inşallah. Kafilemiz şimdi 320 civarında bir kafi şeyimiz var. Birinci ve ikinci kafile. Yani iki kafile gidiyoruz şu anda. Yine yarın bir iki kafile daha gidecek Allah'ın izniyle. Bu sene bildiğiniz gibi kafilelerimiz az, sınırlama oldu, kota uygulandı. Kotanın bir daha kotası uygulandı. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha fazla olur diye ümit ediyoruz. İlk defa hacca gidecek olan hacı adayları ise duygu dolu anlar yaşadı. İşte o duygulu anlar. Evet sevgili Ruha TV izleyenleri, şu anda Rabia Meydanı'ndayız. Saatlerimiz saat 01'i gösteriyor. Saf topraklara gidecek olan hacı adaylarımızdan şimdi görüşlerini alıyoruz. Bakalım ne duygular içerisindeler. Saf topraklara gidiyorsun, nasıl hissediyorsunuz? Allah'a çok şükür. 7-8 sene yazıldık. Allah bu sene nasip etti. Herkesin nasip olsun. Allah'a şükürler olsun. Gittiğimiz yer bu İslam'ın dördüncü sıradan İslam'ın şartından görevimizi yapıyor. Allah herkesin nasip ediyor. Çok mutluyuz, çok neşeliyiz. Herkesin nasibi olsun. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Efendim merhabalar. Merhaba efendim. Efendim kutsal topraklara gideceksiniz. Siz de bir hacı adayısınız. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Tabii ki. Büyük bir heyecan var, konuşmamdan da anlaşılıyor herhalde. Heyecan dorukta. Kutsal topraklara gideceğiz, Hz. Resulullah'a misafir olacağız. Güzel bir şey, kolay bir şey değil. O duyguyu yaşamak, herkese Allah nasip etsin inşallah. Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Abdülkerim Dörbudak. Efendim kutsal topraklara gideceksiniz, duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Valla şu andaki duygum orayı görmekle ancak dil telaffuz edemez yani. Evet. Başka bir şey. Heyecanlıyım. Söyleyecek durumda değilim yani. Efendim merhabalar. Merhabalar. Kutsal topraklara gidiyorsunuz. Ne duygular içerisindesiniz? Neler söylemek istersiniz? Çok mükemmel duygular içinde. 8 yıldır yazılıyoruz. Bir türlü nasip olmamıştı. Allah nasip ederse bu yıl nasip oldu. Hayırlısıyla gerçek hacı olanlardan olup dönmemizi nasip ediyoruz. Her şey dört dörtlük olmasını istiyoruz. İnşallah Rabbim bütün ümmeti Muhammed'e herkese bu güzel duyguları yaşamasını, o güzel yerlerde bol bol ibadetler yapıp gerçek hacı olup dönmeleri nasip eder inşallah. Allah'u Teala kısmet etti. 8 yıldır bekliyordunuz. Demek ki 8 yıl önce daha davet edilmemiştik. Bu sene davet edildik. Nasip oldu. Davete de icabet etmeye gidiyoruz. Allah bu duyguyu herkese nasip etsin. Çok güzel. Görmemişiz ama görmeden sevinmek böyle bir şey herhalde. Allah bütün ümmeti Muhammed'e de böyle davet etsin. Evet sevgili Ruha TV izleyicileri, tekbirler eşliğinde hacılarımızı yavaş yavaş uğurluyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz gibi otobüslerin önünde birikmeye başladılar. Şimdi otobüse binecekler ve kutsal topraklara doğru, buradan havalimanına, havalimanından da kutsal topraklara doğru yol alacaklar. Allah şimdiden bütün hacılarımızın hacılarını kabul etsin. Ruha TV Haber Merkezi, Ramazan Toa.